Halk TV yayın konseyi üyesi ve Bir Gün Gazetesi yazarı şu anda Ayşenur Arslan telefon attığımızda. Ayşenur Hanım merhabalar. Merhabalar sevgili Ata, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar dileriz biz de sizlere, hoş geldiniz yayınımıza. Neler diyeceksiniz? Şu sıralarda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan bir kriz var. Ve bu krizle beraber bazı yaptırımlar var. Bunun da ekonomik yansımaları var. Dolar almış başını gidiyor. Hemen bazı değerleri de paylaşalım. Başta sizde ve seyircilerimizde. Şu anda dolar 5.50 olmuş durumda. Euro 6.36. Borsa 97.000'de. Gram altınsa 214 lira olmuş durumda. Doların artması, şimdi insanlar, sokaktaki vatandaş ve tabii yandaş medyada bunu şöyle görüyor. İşte biz doları, ekmeği dolarla mı alıyoruz, sütü dolarla mı alıyoruz da bize yansıması olsun. Ben benzini her zaman 100 liralık alıyorum, 250 liralık alıyorum diyen de var. Ve bu bütün bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi, sadece böyle ufak ayrıntılarla, sanki kırıntılar ekermiş gibi şöyle küçük küçük yer veriliyor. Neden böyle oluyor sizce? Biz nasıl bir dönemden geçiyoruz ve nereye doğru savruluyoruz? Ben öncelikle bir ekonomi uzmanı olmadığımı belirterek size başlayayım. Bunu zaten izleyiciler de bilir. Sık sık vurgularım. Ekonomi uzmanı değilim ama bu ülkede herkesin dönüp mutlaka okuması, bakması gerektiğine inandığım birkaç kişiyi yakından takip ederim. Örneğin hani duayen dediğimiz, gerçekten duayen çizgisini hak eden Profesör Korkut Boratav. Örneğin NTV'den ayrılmak zorunda kalan Mahsa Eğilmez. Örneğin Hürriyet'ten ayrılmak zorunda kalan Uğur Gürses. Şimdi bu isimler aylardır, belki bir yıldır, belki iki yıldır bu krizin bize geleceğini söylüyordu zaten. Bunun için uzman olmaya da gerek yok. Ama bu uzmanlar artık öyle bir noktaya geldi ki bunu bir IMF programı planı ancak bu krizin daha da vahim boyutlara ulaşmasını engeller dedi. Bakın Korkut Boratav Deutsche Welle'ye konuştu. Ve tam da bunu söyledi Profesör Boratav. Dedi ki Türkiye'yi bu krizden ancak bir IMF programı çıkarttı dedi. Şimdi Marksist diye nitelersem bilmiyorum itirazı olur mu? En azından solda olduğunu bildiğimiz bir isimden söz ediyoruz Profesör Boratav. O bile bunu söylüyor. Yani bir neoliberal, liberal ekonomi uzmanından duymuyoruz bunu. Ama Türkiye'nin bir çıpaya ihtiyacı var, bir programa ihtiyacı var diyor. Zira Türkiye'de biz bir program görmüyoruz. 100 günlük, 1000 günlük programlar açıklanıyor. Bunların sadece reklamdan, tanıtımdan, hani var ya üniversite tanıtım filmleri, bunlardan farkı olmadığını herkes görüyor. Gelinen noktada hani duyanlar doların ya da dolar borcum var zannedecek. Öyle bir iç çekmek geliyor ki içimden, ne demek 5.50, yani söylerken inanılmaz geliyor. Hala daha 5.50 olması bana inanılmaz geliyor. Türkiye'nin geldiği, getirildiği noktada bu bütün dengelerini bozacak. Çünkü işte geçenlerde bir rektör demişti, ben hayatımı dolara göre kurmuyorum. Beyefendi, doğalgazla ısınırsanız, elektrik kullanıyorsanız, arabaya biniyorsanız dolarla işiniz var. Şimdi koskoca rektöre, bir de başında adının profesör unvanı olan koskoca bir rektöre çocuğa söyler gibi bunu söylememiz gerekiyor mu? Ama ya bu kadar basit bir durumda, örneğin az önce söylediğiniz başlık olarak da geçti. Müzakere için Amerika'ya giden heyet döndü. Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi ve Halk TV ana haberden başka bir yerde bunu bulamazsınız, biliyor musunuz bu haberi? Döndüğünü bile haber veremiyor yandaş medya heyetin. Döndüğünü söyleseler nasıl döndüğünü hiç söyleyemiyor. Müzakerelerde bir sonuç elde edilemedi. Doların biraz da tepkisi tabii ki buna. Ama şu değil dolarla ilgili mesele. Amerika ile biz bozuştuk, gerildik. Dolar böyle oldu. Hayır, doların bu hale gelmesi
Türkiye'nin yapısal sorunlarından biri. Yapısal sorunlarını ya da dışa vurumu. Bunun böyle olacağını dediğim gibi uzmanlar zaten söylüyorlardı. Şimdi Amerika'nın Türkiye'yi tam da böyle bir kriz noktasında yakalamış olması, Trump gibi sahiden vahşi emperyalist lider unvanı hak eden bir isim tarafından sonuna kadar kullanılacaktır. Bundan da şüphemiz yok. Peki Türkiye'nin B planı, C planı var mı? Örneğin Kasım'da İran yaptırımları devreye girecek. Şu anlamda başladı da bizi ilgilendiren yanıyla dolarla kimse artık efendim ticaret yapamayacak. Sadece dolarla değil, İran'la ticaret yapamayacaksın. Biz oradan doğal gaz alıyoruz. Ne yapacağız? Rusya'dan mı alacağız? Buna Rusya'nın izni var mı? Buna imkanı var mı? Kaç'tan alacağız? Ha, bu arada bir parantez açayım. Günün bence en hoş haberlerinden biriydi. Cumhuriyet Gazetesi'nde Dijitürk'ü biliyorsunuz Katar'lılar aldı. Beyin sport oldu malum. 2 yıl önce, yaklaşık 2 yıl kadar önce yapılan anlaşmayla Katarlılar Dijitürk için Türkiye'ye hala 3.26'dan, kur 3.26'dan ödeme yapıyorlarmış, biliyor musunuz? Katarlılara dolar 3.26, hanımefendiler, beyefendiler, Katarlara. Katar kadar olamadık, Katar kadar olamayacağız tabii ki. O profesör ünvanlı rektör de hani bunu bir kez daha düşünse iyi eder diyeceğim ama yandaş medyanın hali, hakikaten yandaşların da genel olarak yandaş medyanın hali, durum bu kadar acıklı olmasa güleceğim. Çok vahim, çok acı. Galiba şöyle diyebiliriz. Aslında medya, yandaş medya krizde. Sadece Türkiye ve ekonomi değil, yandaş medya da krizde. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Ayşenur Hanım, medya demişken bu arada bir gazeteci meslektaşımız daha maalesef işinden oldu. Posta yazarı Yazgül'ü Aldoğan'a geçelim dilerseniz. Tazminatsız bir şekilde ve daha önceden haber de verilmeden işine son verildiğine dair bir medya kuruluşundan bir yazı geldiğine dair çeşitli bilgiler dolaşmakta şu sıralarda sosyal medyada. Artık bunu tabii kesinleşmiş değil ama bir iddia olarak da söyletebiliriz. Kovulma gerekçesi açıklandı şeklinde bazı haberler de yayılıyor. Hemen kısaca değinmek istiyorum. 02.05.2018, 36.2018 tarihlerinde Twitter üzerinden yaptığınız ve ilettiğiniz 15 Temmuz gecesi yalanları, asla unutmayacağınız öz kardeşimi katledenleri, köprüye götürenleri, şu anda itibarsızlaştıranları ve masum olduğu halde saldıranları şeklindeki siyasi paylaşımların eleştiri sınırlarını aşan, hakaret niteliğinde ve kurumsal kimliğe zarar verir olduğu tespit edilmiştir denildi. Böyle bir gerekçe sunulmuş bağlı bulunduğu medya kuruluşu tarafından. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi bakın, bu eğer bunda bir suç varsa bir yargı meselesidir. Posta Gazetesi ve onu geçenlerde Doğan Holding'den, Doğan Yayın Grubu'ndan satın alan Demirören grubunun bu konuda bir suç iddiası edip bir iddianame hazırlayıp buna ceza kesme hakkı yoktur. Bir gazetecinin tazminatsız kovulmasının şartları vardır. Bu sayılanlar tazminatsız kovulma şartları arasında değildir. Bir gazeteci 15 Temmuz hakkında bu kanaatlerini belirtebilir. Bu beyefendilerin dünya altına imza attıkları basın ahlak ilkelerinin tam da içinde bir olaydır. Ha, ne konuda tazminatsız atılır, hangi konularda bir gazeteci? Çalıştığı iş yerine zarara uğratır, meslek ilkelerine uymayan, mesela maddi kazanç elde eder. Kimlerin bunu yaptığını ve hala işinin başında olduğunu da biliyoruz tabii ki ayrıca. Ya da efendim patrona hakaret etmiştir, zarar etmiştir vesaire vesaire. Bu sayılanların dışında bir gazeteciyi elbette kovarsınız, çalışmak zorunda değilsiniz. Çalışma hakkınız vardır ama tazminatsız kovamazsınız. Bakın, zaten
Demirören grubunun krizde olduğu söyleniyor. Hani biraz emirle diyelim, talimatla grubun satın alındığı ve bu nedenle zorda olduğu söyleniyor. Bu bir iddia. Elimde somut bilgi yok. Ama bir başka iddia da bu yüzden artık bundan sonra göndermek istediklerini, yazdırmak istemediklerini böyle uydurup saçma sapan ve zamanı geçmiş, kim bilir Yaz Gül Ağa'dan bu da ne zaman yazdı, zamanı geçmiş yazılara dayanarak bunları gerekçe göstererek kovması kabul edilebilir bir şey değil. Ben bunu yargıdan döneceğini düşünüyorum. Ama bakın, tabii ki Yaz Gül Ağdoğan çok büyük bir kabahat işlemiştir. Bunu da söylemek lazım. Nasıl? Mesela Türkiye Gazetesi, Işıkçılar Cemaati'nin şeyhi, lideri her kimse, Enver Ören'in kurduğu Türkiye Gazetesi'nin Esat Holding'e bağlı yazarlarından biri. Beyefendi kim? Batuhan Yaşar. Bugünkü yazısında diyor ki, dolar fiyatı hayatımıza yansımadı ki, Allah aşkınıza. Okurken insanın hakikaten deliresi geliyor. Bir dolar tartışmasıdır gidiyor. Şuna ulaştı, buna çıktı. Dolar algı operasyonlarıyla neredeyse iki katına çıkarılmadı. Bir kere algı operasyonuyla doları iki katına çıkartabilen bir ülke, bir operasyon. Neyse, bunu ne olur anlatsınlar da öğrenelim. Bu bir kenara. Devam ediyor. Ne oldu peki? Hayatımıza yansıdı mı? Cebimizden para mı eksildi? Tatile mi gidemedik? Benzin mi zamlandı? Şimdi bir de perakende satış endeksi düştü mü diye de eklemiş. AVM'lerin halini görmüyor herhalde beyefendi. Bakın, Yaz Gül Ağdoğan'ın sevgili arkadaşım, meslektaşım, meslektaşım olmasından onur duyduğum Yaz Gül Ağdoğan'ın tazminatsız kovulduğu Posta Gazetesi'nde bugün ekonomi sayfasında Özlem Denizmen ne ayrılmış sayfa. Mahşer şu. Siz kendinize bakın. Şunu söylüyor Özlem Hanım. Diyor ki, dolar faiz ne olacak diye kontrolünüz altında olmayan şeyler yerine kendinizin de ailenin gerçeklerine odaklanın. Ya boş verin diyor. Hani vardı ya eski Türk filmlerinde böyle geniş omuzlu, çelik bakışlı adam, jön. O güzel kafanı bunlarla yorma küçüğüm derdi. Hani bunu der gibi diyordu. Ay siz kafacıklarınızı, o beyinlerinizi bunlarla yormayın. Boş verin, kendinize odaklanın. Ve devam ediyor hanımefendi. Evet, dolar, euro aldı başını gidiyor. Hani kabul de ediyor gerçi bir yandan. Zor bir dönemden geçiyoruz gibi. Gibi. Hani tam da emin olamamış. Dolar 5.50 olmuş ama zor bir dönemden geçiyor muyuz? Geçmiyor muyuz gibi. Hani öyle bir hisse kapılmış. Sanki çok azmış gibi ama, gösteriliyor. Tabii, ama unutmayalım. Türkiye güçlü bir ülke. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Medya dedim ya, krizde diye. Evet. Sabah gazetesinde Haşmet Baboğlu, öyle bitireyim zaten. Diyor ki, sonbahar çok sıcak geçecek ekonomik açıdan. Bu sıcak günler sükunet ister diyor. Hepimizin susmasını istiyorlar. İşte onun için bütün baskılar, onun için köşe yazarlarının, meslektaşlarımızın işten atılmaları. Peki Ayşenur Hanım, size çok teşekkür edelim. Bu arada izleyicilerimiz de tabii sizi de dört gözle bekliyorlar. Medya Mahallesi programı için yeniden Halk TV ekranlarında. 14 Ağustos'ta sevgili Uğur Dündar, Orhan Bursalı, Şaban Selin, Sevda Topçu, Tuğba Emlek, kadroyu eksik saymadım inşallah, ekranda olacağız. Ben de Eylül başında Medya Mahallesi'nde umuyorum ki izleyicilerin karşısında olacağım. Çok sevgiler sevgili Ata. Bizi izleyen herkese de iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Biz de iyi akşamlar dileriz sizlere. Sağolunuz.